Bismillahirrahmanirrahim. Evet dosyamızı asrın son saatleri 22, 23 ve 24. saatler yani 1600, 1700 ve 1800'lü yıllar tahsis ettiğimi söylemiştim. Üç seminer her yüzyıl için yapacaktım. Üçünün de ortak ismi bir büyük bağlam, e, adımlanma dönemi denilebilir ama daha çok 1700'lü yıllara mahsustur adımlanma kelimesi. 1800'lü yılları pozitivizm çağı olarak anıyorum Üç grupta değerlendirilebilir aslında seminer İngilizleri, Fransızları ve Almanları ayırabiliriz sadece Almanları buraya dahil etmeyerek ayırmış oldum onu 4 Alman seminerinin eşliğinde vereceğim İngiliz ve Fransız aydınlanmasını bugün tek bir seminerde veriyorum ama iki ayrı dosyamız şeklinde karşımıza çıkıyor 1700 yıllar 23. saat. Ee, tabii herkes aydınlanmaya bu maratonda iştirak ederek gitmiyorlar bildiğiniz gibi. 1700 yıllar deyince aydınlanmacı olmayan isimler de işin içerisinde liste olarak var. Birinci açtığım e, dosyada bu ortak listeyi göreceksiniz. Sonra İngiliz ve Fransız aydınlanmacıları açtığımda Sadece aydınlanmacıları toplamış oluyorum liste içerisinde. İngiliz, İskoç, İrlandalı, Belçikalı, Hollandalı, Fransız, İtalyan, Danimarkalı, İsveç, Norveç, İsveç, Portekiz, Yahudi, tabii gönder diyoruz Yahudileri, Yahudilerin Rönesansı'na, Polonyalı, Macar, Rus, Ruslara gönderiyoruz diye akıyor. Berkleyci, Thomas Wrightçı, Metodistler, İskoç Okulu, Çağrışım Felsefesi, Toplum Sözleşmesi, Ansiklopedistler, Wolfçular, bu Almanya ile alakalı, Malebra, Pirsley karşıtları, Hilozoistler, Dilbilimciler, Ahlakçılar, <laughs> Mistik Okültizm, İllyunizm, Doğa Felsefesi gibi başlıklar da biyografilerin karşısında karşımıza çıkabilir. 1700'lerde, 1800'lerde, 1900'lerde biyografisi yer almakla beraber Onları baş kümede topladığım isimleri görüyorsunuz. Yükselen kapitalizm, iktisadi düşünceleri ile gerek teorik gerek pratik öne çıkan isimleri burada söz konusu ettiğimden listede jenerik de karşımıza çıkıyor ama anlatımda konu et, edilmeyecekler. Alman aydınlanmasının çok özel bir adı var. Aufklärung Kant'ın tanımlamış olduğu bir anlatım tarzı. Bak dediğimizde Aufklärung Alman felsefesine gönderme yapıyoruz. E, soldular gerçek aydınlanmalı Marksistler 1800 yıllarda Marx ve Engels tarafından başlatıldığını söylerler. O anlamda e, zaten İtopik Sosyalizm ve Marksizm ve Anarşizm ya iki ya da üç seminer arka arkaya vereceğim diziler. Onlar da 1700 1809 listelerinde küçük harflerle gösterilmiştir. Anlatıma yer vermiyorum. Onlar da girmiyorlar. Hızlı bir şekilde jeneriğin akışını e, kayda geçirtmiş olayım şu altı çizgili olan link verilenler ise başka yere gönderme yapılmıyor. Bu konunun içerisinde fakat kapsamlı oldukları için onlara özel biyografi dosyalarına taşımış bulunmaktayım. <laughs> Holbach'ın adını görüyorsunuz. Büyük listelerden Laprak şey, görüyorsunuz. Evet, analizi bu şekilde bıraktıktan sonra İngiliz ve Fransız Aydınlanmasına geçebiliriz. O dosyaları açayım. <laughs> evet, İngiliz e, Aydınlanması ama bir de genel aydınlanma tanımı falan yapalım. Bir önceki listeye tekrar bir dönüş. Eee yapayım. Ekranda sizler için de vermem lazım. Biz görüyoruz ama <laughs> e, problem yok inşallah. Şimdi aydınlanma tabirini Rönesans yeniden doğuş demekti. Kavramın içeriğine uygun şekilde Grek'i de götürenler vardır. İki aydınlanma var derler. Biri Yunan aydınlanması, Milattan önce 400'ler, Atina. İkincisi 1700'ler aydınlanması, bunun da başkenti Londra. Tabii Fransız, Alman aydınlanması için başkentlerde var ama hepsinin genel başkenti aynı zamanda Londra demiş oluyoruz. Aydınlanmada Aufklärung nitelemesi özellikle Alman aydınlanması için e, kullanılır. E, bu İngiliz-Fransız e, dilinde ise daha e, farklı kelimelerle içi doldurulmakta. Kant, Was ist Aufklärung? Aydınlanma nedir? adlı eserinde aydınlanmayı insanın kendi suçu yüzünden düşmüş olduğu erginsizlik durumundan kurtulmasıdır diye tanımlar. Söylediğim gibi Alman aydınlanmasını konu etmiyorum bugün. Ee, ama Perşembe, pardon, Çarşamba günü biyografi serimizde Kant'ı e, müstakilen bir biyografi konusu edeceğiz ayrıyeten. Dört Alman dersi dışında. İnsanın kendi suçundan düşmüş olduğu erginsizlik durumundan, yetişememiş çocuk kalma durumundan çıkması diye tanımlıyor. Enginsizlik, derinsizlik deyimiyle anlatmak istediği insanın aklını kullanma kullanmayışı, yani çocuk akıllarla değil, istekleriyle, hevalarıyla, arzularıyla hareket eder. İnsanlık tarihi açısından da, daha sonra Comte'un bir yüzyıl sonra üç evre diye anmış olduğu duruma paralel bir e, top atıyor. İnsanın aklını kendi başına kullanmak cesaretini göstermesini ister. Aklı kullanma özgürlüğü, özgürlüklerin hem de en gereklisi hem de en zararsızdır. Kant'a göre örneğin bir subay komutanının buyruğunu eleştirmemeli. Fakat itaat etmelidir. Eleştirmeli ama itaat etmelidir. Eleştirmesi anarşistlik yapmasını gerektirmiyor. Ama kanı önünde ve bir bilgin olarak askerliği eleştirebilmeli. Ve uygun gelenleri gelmeyenleri açıkça söyleyebilmelidir. İşte 1700'lerde bu gerçekleştirilmiş ve bu çağ henüz aydınlatılmış bir çağ olmasa da bir aydınlanma çağıdır. Kant'ın e, düşüncelerini özetleyerek vermiş olduk. Aydınlatılmış aydınlanma, yani avkekler değildir, yani münevver değildir ama e, tenvir olma koşusundadır, oluş halinde kelimeyi kullanıyor. Aydınlanmanın öznesine bu süreçte işçi olan kişiye de entelektüel deniliyor. Entelekt kelimesi zihin kelimesinden türetiliyor. Bu yeni hoppa zuppa dilimizde anlık diye ifade ediliyor. Anlık sağ aydın. Dipnotta Osmanlı'da zihni, fehmi, idraki, ahli, ruhani, manevi, makul, fıtri, menfur, münevver diye devam ediyor. Ama İngiliz, Fransız, İtalyan kelimelere bakarsanız hepsinde intelekt kökünü görüyorsunuz. Aydınlanmanın öznesi aydındır. Artık e, devlet adamı değildir. Seyfiye, Kelemiye, Kalemiye, Askeriye, Kadı, e, Papaz değil, e, özne aydın. Tene, Tenevür, Almanca'daki Aufklärung, onu bir kenara çıkartırsak diğer dillerde müşterek e, kökten türetilmekte. Biraz İtalyanlar Latince'ye kayıyorlar. İlluminasyon olarak da bu güzel bir e, tarik da biliyorsunuz. İnsanın insanlığa dönüşü. Oh ne güzel bir tanımlama. Aydınlanma klasik anlamda metafizik bir kavram. Toplumu insan usu ve doğasıyla düzenleme amacı güder. Bununla beraber metafizikle ve skolastikle verdikleri savaş insanlığın gerçek aydınlanmasına doğru yol almasında yararlı olmuştur der sor diyorum. Hep gördüğümüz gibi süreci ilerleme kavşağında kendi tarihsel dilim içerisinde olumlarlar. Ama e, asıl yetkinlik 1800'lerde Marx'ta ortaya çıkacak. Dolayısıyla üç aydınlanma vardır sol felsefe yazarları. Üçüncüsü gerçek aydınlanmadır. Usta dayanma ve güvenme giderek usun nesnel yasaları kavramasına yol açtı. Kavram Kant tarafından söz konusu edilen broşüründe tanımlanmıştır nedir temel olarak yapılmakta olan? inanmadan, inançtan, imandan bilmeye yönelmesi metafizik aydınlanmanın en güçlü yanı. Böyle bir ilerleme, inanç ve bilme arasındaki ayrım ve tercihini bilmeden ustan yana yapma. Yani bizim üç asık gecikmeli küpeli aydınlarımız var biliyorsunuz. Onların kullandıkları bu kadar geri üç asır öncesinin bir literatürüdür. Felsefe tarihçileri klasik anlamda iki aydınlanmanın sözünü ettiklerinden bahsetmiştim. Sol için gerçek aydınlanma, 1800'lerin ikinci yarısında diyalektik ve tarihsel maddeciliğin açıklamasıyla gerçekleşir. Biz bunu sözünü ettiğim gibi iki ya da üç seminer halinde vereceğiz. Alman düşünürleri Karl Marx ve Engels ile, yani ikisi de e, Yahudi kökenli Marx ama Alman dili üzerine geldiği için aynı zamanda Alman felsefesinin bir parçası malum olduğu üzere. Diyesiler ki insan ancak o zamandır ki kendisini evrendeki yerini ve ne olduğunu ve ne olacağını, neler yapabileceğini bilerek ve açık seçik anlamıştır. Kendisine yabancılaşmış bulunan insan bu bir sol literatürdür yabancılaşma. Ancak o zamandır ki yeniden insanlığa dönmeye başlamıştır. Yani ne kadar aslında kutsal e, terminolojinin apartılmış bir pozisyonudur. Aydınlanma 1700'ler felsefesi bir başka şekilde aydınlanma felsefesi olarak da başlığa çekilir. Yani ben tarafından değil, genel olarak da böyledir. 1700'ler aydınlanması Locke'la başlar. Hume, Candillac ve Fransız maddecileriyle devam eder. Daha sonra Kant ve Alman idealistleri, Alman idealistleri denilince Fichte'yi, Schelling'i ve Hegel'i anlıyoruz. Bu aydınlanma sürecinin geliştiricileri olarak kabul ediliyor. İngiliz ve Fransız aydınlanmasına e, özel olarak tekrar döneceğimiz için Almanya'yı kısaca burada bir özetleyeyim, diğerinden farklarını vererek. Almanya'daki durum, İngiltere'deki sürecin biraz farklı durumu var siyaset ilişkisi açısından. Almanya hem mistik rasyonalist kaldı, yani dinle savaşarak aydınlanma yürütmedi. Materyalizmi ve empirizmi kolay bir şekilde bünyesinde barındıramadı. Marx'ı İngiltere'de filozof olarak ortaya çıkan kişi Marx böyle diyor. David Ricardo'dur. Almanya'da ise Hegel'dir. Yani ikisi arasındaki farka dikkat çekiyor. Ricardo bir ekonomisttir. E, hayatın içinde ve gerçekliğine vakıftır. Ama Hegel kendi fil dişi kulesindedir. Der. Almanya'nın en ünlü filozofu olan Hegel sıradan bir öğretim üyesidir. Ricardo ise ünlü bir ekonomi politikçi. Ve aynı zamanda da İngiltere'nin filozofunun, İngiltere'de filozofun pratiğe yönelik tavrı vardır. Devlet kademelerinde çalışmış, etkili bir isimdir çünkü. Almanya'da ise üniversite içinde idealist bir felsefe gelişmektedir. Yani yukarıda andığım Fichte, Schelling ve Hegel çizgisi. Fark, mistik, biraz hayalci Alman felsefesinin romantik ve idealist çizgide ilerlemiş olmasıdır. Diğer iki İngiliz-Fransız aydınlanmasından farkı. Kant bu noktada bir kırılma gerçekleştirdi. Yani Alman idealistlerinden sonra. Bu çizgiden ayrılarak Alman felsefesine orijinal düşünceleriyle yeni bir soluk getirmek istedi. Bu soluk o kadar etki görmedi. Hemen Alman idealizmine, Alman romantizmine tekrar geçildi. Nietzsche Almanya'nın düş gören tipik özelliğini çok sert şekilde eleştirdi. Almanlar nereye gitse kültürü berbat ederler der. Bu romantik idealist felsefenin Almanya'yı çok özel bir yerde tuttuğunu görüyoruz. İngiltere'de durum böyle değildir. Şimdi tekrar İngiliz dosyamızı açabiliriz. İngiliz aydınlanmasında yüzyılın aydınlanmacılar dışında isimlerini ve ikinci derecede önemlisinde çıkarttığımda şu isimleri görüyoruz. E, tabii öncüllerini de ekleyelim 21 ve 22 saatler. Bacon'ı almak lazım. Tom Hop'tan bahsettim. E, tabii bilim ilgileri olanlar da var ama e, getirdikleri yeni e, tezler, yasalar e, aydınlanmayı besliyor. Robert Boyle kimya alanında böyle bir isim. John Locke'u biyografisini sizin müstakil olarak andık. James Oswald var, Isaac Newton var, Thomas Roland var, George Berkeley, e, Thomas Wright, David Hume, Adam Smith ve James Biddle, Adam Smith Locke'la tanışmışlıkları var. Ekonomik düşünceleri nedeniyle onu? yükselen kapitalizmde daha özel şekilde konu ama burada da bir iki paragraf kendisine değinebiliriz. Thomas Wright, James Bittle e, gibi isimler İskoç aydınlanması diye de anılırlar. İngiliz aydınlanması içerisinde daha özel bir kömeği oluştururlar. Ve Common Science dedikleri bir ortak e, sağduyu düşüncesini geliştirmişlerdir. Evet İngiliz aydınlanmacıları halk ile kopukluk istemezler. Halk bir tüketicidir ne de olsa veli nimet. İngiltere'de aristokrasinin halk üzerinde Fransa'daki gibi onu dışlayan, onu unutan bir tavrı olmamıştır. Halkın içerisinden birçok insan yükselerek önemli yerlere geldi. Ticaretle uğraşarak endüstriye, sanayiye katkıda bulundular. Çünkü sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşiyor. E, sanayi devrimi aristokratlar ve kral değil, burjuva Şekillendiriyor. Burjuva kökenliler temelde e, üçüncü sınıf. Aslında iki sınıf vardı. Üçüncü sınıf olarak ortaya çıkmışlardı. Köylüler, varisler içerisinde bir üçüncü sınıf. İngiltere'de sınıf atlama konusunda zorluk aşılabilirdi. Fransa'da ise sınıf atlamanın imkanı yoktu. Balzac'ın eserleri bu e, sınıflı toplumu anlatır. İngiltere'de 1640'larda özgürlük sorunu çözüldü. Partiler kuruldu, demokrasi kültürü gelişti. Lakin 1. Charles'ın 49'da idamından sonra 2. Charles'la beraber İngiltere'de bir sefahat dönemi başladı. 2. Charles keyfi uygulamaları olan soyluların sefahat içine düştükleri bir dönemi temsil eder. İngiltere'de bu dönem deizme doğru bir kayış vardır. Ateizm değil deizm yani dinden soğuma ama e, Tanrı'yla da bir kavga Fransa'da olduğu gibi yürütülmüyor akıl ve inanç uzlaşmaya götürülmedi. Fransa'da bir çatışma karşımıza çıkmadı. Yani din konusunda İngiltere, Fransa ve Almanya'yı şöyle yerleştirebiliriz. En radikal kavga Fransa'da yaşanmıştır. Onun İngiltere takip eder. Fransa karşıttır, İngiltere nötrdür. Almanlar ise e, dindar kalmışlar büyük oranda. Emperyalist bir ülke olan İngiltere kendi içinde liberal, demokrat ve düşüncelere saygılıydı. Birçok düşünür çünkü emperyal bir durum ortaya çıkarttı. E, fikirleri daha özgür bir şekilde ifade edebilmek için ya İngiltere'ye ya da daha önce Hollanda'ya kaçıyorlardı. İngiltere liberalizmi ve kapitalizmi geliştirmek istediğinden hem devlet içerisinde hem de aristokrasi kesiminde bir özgürlük havası esti. Kapitalist bir ülke gelişmek için ticari zihniyete gereksinim duyuyor. Yani bunun altyapısını yükselen kapitalizm dersinde işlememiz gerekiyor. Önünüzde hiçbir engel iste, istemiyorlar. Başka ulustan, dinden diye kendisinin ilişim kurmasını engellemek gibi bir durumları ticari maddi gözükmüyor. Hedefi ticaret yapmak, ilişki kurmak zorundalar. İster istemez bir tolerans gelişiyor. Tolerans, Thomas Roland'ın öne çıkarttığı bir kavram olacak. Ee, i̇nşallah vaktimiz yeter. Düm olarak da Fransızlara da geçmemiz lazım. Değiniriz. Paranın dini olmazdı bu tolerans düşüncesinde. İngiltere 200 yıl içinde büyük bir yoksulluktan büyük bir ilerleme kaydetti. Dönemin en zengin ülkesi haline geldi. Hem Avrupa'da hem Amerika'da dünyada. Aydınlanmacı zihniyetin toprağıydı. Bunu daima korudu. Dostları yok çıkarları vardı. İngiliz filozofu her zaman pratiğe yöneldi. Bunu Amerika'da devralacaktır. Bu yüzden pragmatizmin fikir babaları oradan çıktı. Anglo-Saksanlardan. Liberalizm, demokrasi anlayışı, özgürlükle ilgili temel düşünceler de adada filizlendi. Aydınlanmanın asıl toprağıydı. Aydınlanma bu özgürlük ortamında bu filozoflar tarafından yeşertildi. Tabii aydınlanma öncesini İngiltere'de Bacon'la almak lazım. Hem de konusunda kendisinden söz ediliyordu. Hop'tan bir nebse Levitanlar ve diğer bağlantılara konuştum. Ee, o bakımdan geçiyorum. Robert Boyle kimyacı ama kimyadaki dönüşümler, bu zihni dönüşümlerde de tesir icra etti. O bakımdan biyografisini okumakta yarar var bu seri içerisinde. Loku müstakilen konuştuğumuz için bir paragraf aldım buraya. Atlı yapmış oluyorum. James Oswald ve Newton'u da geçeyim. Roland'dan biraz konuşalım. 1660'ta İrlanda'da Doğan bir İrlanda filozofu. Yani İngiltere, British içinde İrlandalıları var, İskoçları var. Genel olarak İngiliz diyoruz biz Türkçe'de. İngiltere'de materyalizme yakınlığıyla tanınan bir başka filozof, Deis John Toland'ın önemli bir etkisi oldu. Ama tam deist kelimesi oturur mu göreceğiz biyografisinde. John Locke ve Toland hoşgörü, tolerans dedikleri bir kavramın içeriğini doldururlar, liberalizm. Ailesi Katolikti, bu inanç sistemi içerisinde çocukluğunda yetiştirildi. Eğitimini Glasgow, Edinburgh, Leith ve Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. Sonra bu içine doğmuş olduğu inança mahkum olmadı. Önce Anglikan Kilisesi'ne, sonra Presbiteryan Kilisesi'ne geçti. Fakat aradığını bulamadı, tatmin olamadı. Sosyalizm denilen bir akım bu kesitte var, ilgilendim. Gittikçe Panteizm'e kaydı. Hristiyanlık gizemli değildir. İlk eseri bu başlığını taşıyor. Yani akıl ve nakil arasında bir eşleştirme arayışları. Henüz tamamen dinden kopmadığı bir dönem. Gizemsiz bir Hristiyanlığı savunduğu yani mistifize, mucizeler olan eserinde Katolik ve Protestan Hristiyanlar büyük tepki gösterdiler. Bu tepkiler üzerine Dublin yani İrlanda parlamentosu eserin yakılması kararını verdi. Gördüğünüz gibi parlamenter sistem ama krallıkla idare edilmekteler. Artık engisyon görevlerini parlamento da yapmak zorunda kalıyor. Çünkü parlamento halk seçiyor, halkın da dindar tabiatı var. Bunu talep ediyorlar. 1698, konumuz 1700 yıllar ama geçiş dönemi. Roland, yayınlanan bir eseri Milton adlı bir şairin hayatını işlediği eseri. Şairi bir devrimci olarak alkışladım. Özellikle İncil'de doğaüstü ve gizemli hiçbir şeyin bulunmadığını söyleyerek kiliseyi kızdırdı. Kutsal kitapların anlattığı şeylerin akıldan üstün olduğunu ve akıl tarafından kavranamayacağı görüşlerini kabul edemedi. John Locke'un görüşlerinden etkilendi, tam olarak materyalizm diye değerlendirilemeyecek, daha çok naturalist ve panteist olarak tanımlanacak bir anlayışa vardı. Tolerans, onunla beraber anılan olmazsa olmaz kavramımız naturalizm ve panteizm temelinde yeni bir din kurmak isteyen ve hoşgörü fikrinin gelişmesinde katkıları bulunan bir e, küme içerisinde anıyoruz onu. Şöyle diyor tolerans hoşgörüyle bağlantılı. Dinsizce işler yapmadıkça kendisini cezalandırmaya veya şerefine gölge düşürmeye kalkmaksızın herkese özgürce düşüncelerini ifade etme imkanı verelim. Herkes ortaya atılacak olan bu görüşleri istediği gibi onaylama veya reddetme imkanına sahip olacağına göre sonunda doğrunun bütününe sahip olacağımızdan emin olabiliriz. Bu biçimde davranmadıkça olsa olsa ancak doğrunun parçalarına sahip oluruz. Yani olumlu Avrupa tarihi açısından bakarsanız bir cümle olarak da görebilirsiniz. Ama tam tersi bugüne kadar devam eden olumsuzlukların başlangıcı bir kavram altı görebilirsiniz. Şimdi incin üzerine yaptığı kritikler e, nedeniyle Dublin Parlamentosu eserini yasaklamıştı. Bir yerde e, demokratik e, engizisyona uğramıştı. Oysa ki bunların olmamasını istiyordu. Yani dini rahatça eleştirebilmek gerekiyordu. Farklı dini yorumlar götürebilmek gerekiyordu. Yani bu anlamda e, kendisi gibi olanlara yol açma arzu ve istekleri vardır. Zaten böyle anlaşılmıştır özellikle Fransa'da. Fransa laisizminde aktörü de bağlarsak, Geçen hafta yaşanan cinayet olayı, yani Hazreti Peygamber'e yapılan hakaret karakterlerini yeniden yayınlıyorlar. O yayınlanan karakterlerini de derse taşıyor 23 yaşında bir Fransız öğretmen. içinde Müslüman öğrencilerin de bulmuş olduğu derste bu karakter üzerine konuşmalar yapıyor. Bununla ilgili de çizimler yapmalarını istiyor. Çeçen çocuğu da tahammül demiyor, çekiyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Konuyu haber yapan yayın organları öğretmenin tolerans kültürünü geliştirmek istediği için bunu yaptığını söylüyor. Yani bu ötekinin de damarına basmak, saldırmasına vesile olmak, hakaret, yani istersen buradan da yürüyebilirsin. Ama o kavramda yürünmüyor. Tolerans üzerinden böyle. Tolerans kendilerine olan tolerans. Evet. <laughs> Panteistikon adlı eserinde her türlü vahyi dışarıda bırakarak felsefeyle uyuşacak yeni bir din geliştirilmesini önerdi. Yani bu işte tolerans değildir. Yani humanizm beslenmektedir, geliştirilmektedir aydınlanmada. Her şeyin kendisinden geldiği ve yine kendisine döndüğü evreni tanrı olarak niteler. Yani Spinoza'nın panteizmine geçiyorsun. Dindar kişi doğruluk, özgürlük, sağlık peşinde olmalıdır. Toland kilise babalarına büyük bir önem verdi. Bunların bilgeliklerini önemli buldu. Ancak onları insan zihninin özgürlüğünü kısıtlayan otorite olarak kabul etmek yanlıştır. Ve özgürlüğü şöyle ifade eder. Sokratesçi okulda başlayan hiçbir üstad üzerine yemin etmeyin der. Topluluk ona şu karşılığı verir. Sokrates'in üzerine de Söz konusu eserinden yine alınan bir e, aforizmam. Felsefenin değişmesi için en önemli şey toleranstır. İngiltere'ye yakışan şey toleransın geçerli olması ve dine hakaret etmediğiniz sürece dine aykırı her türlü düşünceyi savunabilmenizdir. Yani Fransız eğitim sistemi öğretmenim peygambere hakaret karikatürlerini hem de Pespa'ye en adi hakaretler içeren ahlakça belaltı vurmalar bir fotoğrafım derste e, tolerans adına ders olarak takdim etmekteymiş. Bu dini hakaret olmuyor ve kendisi ifade özgürlüğü, tolerans geliştirmek. <laughs> Roland'a göre Tanrı evreni yaratır ama onu kendi kanununa göre işlemek üzere kendi başına bırakır. Deizmi buradan doğar, panteizmi oradan doğar yani birleştireceğiniz. Deizmdeki gibi dini hurafeler olarak yorumlamaya eğilimlidir. Teistler, deistler falan diye devam ediyor konumuz Roland Özel dersi değil kuşkusuz. Locke beraber toleransı savunduğu etkisi sonrası Locke için vahiy akıl üstü bir şeydir ve Tolandla beraber vahiy dine inancın temel olmaktan çıkmaya başladı. Dini inancın temeli akıl olmaya başladı. Akılla inanç arasında uzlaşma sağlandı. Voltaire bu deizmi alıp Fransa'ya götürecektir. Montesquieu ve özellikle Voltaire bu iki düşünürün etkilerini Fransa'ya taşırarak etkili olmaya sağlayacaklardır. İlgili yerde görüyoruz. Berkeley'den bahsedilebilir. Bu yüzyılın ortalarına kadar yaşamış. Ee, uzun tabi sadece e, Luke'a verdiği cevapları e, söz konusu edeyim. Bunun eserlerin adları çok uzundur, o bakımdan enteresandır. Mesela, şüpheciliğin, ateizmin ve dinsizliğin temelleriyle birlikte bilimlerdeki yanlışlık ve güçlüğün bahşiş nedenlerinin soruşturulması. Bir kitabın adı. Etekini daha da uzun, dört tane beş tane satır devam ediyor. John Locke'un felsefesinin ve özellikle bilgi teorisinin etki alanı geniş oldu. Dahası Luke'un tam bir açıklığa kavuşturamadığı kimi düşünceleri kendisinden sonra birbirinden oldukça farklı düşüncelere zemin oluşturdu. Almanya'da Leibniz'in eleştirdiğini görmüştük. Başka memleketlerde ama kendi ülkesinde de eleştiren konusu edilecektir. E, David Hume eleştirecek, Berkeley eleştirilecek. Öyle ki Luke'un düşünceleri bir yandan materyalizme doğru evrildi, diğer yandan ise solüptizme. Solüptizm Berkeley ile daha fazla arılıyor. Berkeley ise bir rahip, e, din dışı bir adam değil. Nasıl oluyor göreceğiz. Aslında Locke'un geliştirdiği birinci ve ikinci nitelikler vardı maddede. Bir tanesinin e, gerçekte maddede bulunmadığı mı, algılarımıza var olduğunu söylemekteydim. E, soyutlamalarla e, bilgi e, algı sonrasında üzerine inşa edilmekteydi. Bu birinci, ikinci nitelikler ayrımını fikri sonuna kadar götürelim dedi Berkeley. Ve birincil dediği niteliklerin de aslında e, nesneden gelmediğini söyledi. Ve Luke'u süreci tamamlamamış olmakla, eksik kalmakla nitelendiriyor. Dolayısıyla Luke'a kart çıkıyormuş gibi değil, devam ettiriyormuş gibi olduğu için Luke'a eklemlenmiş oluyor. Berkeley bilgi sorunu felsefenin temeline yerleştirdi. Aslında bunu bir sorun haline getirenlerin yine filozoflar olduğunu söyledi. Şu cümleyi kurmuş. Genelde ben şimdiye deyim filozofları oyalamış, bilgiye giden yolu kapamış olan bu güçlüklerin tümünün değilse bile büyük bölümünün bütünüyle bize bağlı olduğunu düşünmeye eğilimliyim. Çünkü biz önce toz kaldırdık, sonra da göremediğimiz için yakınıyoruz. Descartes'ten beri yürütülen tartışmaları bu noktaya getirerek kendisi tozu bütün olarak ortadan kaldıracaktır. Nihayetinde varmış olacağı sonuç ne olacak bu solistizmde? birinci nitelikler de maddenin kendisinde var değil. Mesela Descartes'in cümlesi, ...şu aforizmasını biliyorsunuz birçokları kendisince yeniden kurmuşlardır. Bu da aynı şeyi yapıyor. E, düşünüyorum o halde varım demekteydi. Algıladığım için vardırlar diye kurdu. Yani varlığın varlığı benim onu algılamışımdan kaynaklanıyor dedi aslında eee algım dışında onların varlığından eminliğim olamaz. Yoktur. Peki algılayan özne olarak ben yok olduğumda işi bu noktada bıraksa, yeni cümlesini kurmamış olsa, ha diyecekler. Sen de e, en büyük tümer olan otakta takta Tanrı'yı da buradan reddetmen gerekiyor. Ama onu e, tam tersine bir sonraki cümlesini kurduğunda dedirtmez hale getiriyor. Ama algılayan ben olduğumda, evet benim ölümümle beraber benim algılıklarım hepsi de yok olmuş oluyorlar. Ama ben de e, algılananım. Tanrı asıl algılayandır. Varlıklar, Tanrı, e, onun algısı. Biz onu bilgi olarak tercüme edersek, bize yakın bir yere düşürtebiliriz vardırlara ulaşacaktır. Dolayısıyla varlık ancak Tanrı'nın varlığıyla mümküne dönüşecektir. Ve Tanrı'nın dışında bir varlık değil, Tanrı'nın algısında vardırlara ulaşacaktır ki yani önce filozoflar yürüdü yürüdüler. Tabi 1800'lere doğru ben bu sonuçta son cümleyi kurdum dediği cümleyi Müslümanlar bin sene önce kurmuşlar. O temel üzerinde meşahiliğin kuru felsefesini aşan değil mi? çok daha başka bir alanda işraki, ezeli hikmet felsefesini filan geliştirmişlerdir. Filan. Bu da epey söz kaldırır. Ee, orada orada bırakmalıyım çünkü saat acayip ilerlemiş. Thomas Wright'tan da konuşulabilirdi. E, ee, David Hume, sadece özetleyelim çok önemli cümleler kurmak gerekir. David Hume en önemli tartışması bir Luke açısından, ikincisi Kant açısından. İkincisine köprü olmuştur. Birincisinin ise determinizmini eleştirmiştir. Genel e, e, nedensellik öğretisini tabii Luke'a Mahsut değil, empirizmin, sansüyalizmin bu ilkesi. Ama Locke e, bir ard e, arda gelmişlikten bahsetmektedir. Madem ki e, mesela Hume'un çatalından bahsedilir mesela. Diyor ki koskoca kütüphaneye girdiniz. Bu kitapların hepsini okumaya değer midir? Vaktiniz yeter mi? Yetmez mi? Nasıl elemeniz lazım? Alın şöyle bir bakın diyor. İçerisinde olgular yoksa diyor, e, somut şeyler söz konusu değilse gibi e, sansiyalizme indirgenecek cümleler kuruyor. O kitap okumaya değmez diyor. Salsadalar ibarettir. Size bir şey kazandırmaz. Onu kolayca yakabilip ısınabilirsiniz. Geri kalanlar ancak olması gerekir vesaire. Yani bakarsanız bir yerde yine e, Luke'un e, doğuştan gelen Düşünceler, bilgiler tezine, e, reddetmesine iştirak ediyor. Ama iştirak ederken bu da başka bir yerden loka diyor ki yarım bıraktım bu işi. Mesela buradan yola çıktığımızda hangi deney bize illeti verir? Deneyde sadece gözleriz. İki olay arasındaki ardışıklık durumunu görürüz. Ama bu peş peşe gördüğümüz şeylerin birinin diğerinin nedeni olduğu bilgisi deneyden çıkmaz diyor. Bugüne deneyden çıkartmadığımız halde bir postul olarak kabulümüzden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu kabulün kendisini de dışarıda tutmadığın zaman gerçek anlamda deneyci olamazsın diyor. O zaman sebepten bahsedemeyiz, determine etmekten bahsedemeyiz, sadece ardışıklıktan bahsedebiliriz. Böyle olduğunu göz görmekteyiz, ama bu onun nedeni değildir hep de böyle olmaya da mahkum değildir e eren bir tenkit götürecektir. Daha 1700-1800'lerde bu tartışmaya girebilmiş Batı felsefesi, bu bizde bin sene önceki eşarili mahturu dili, muhtezilenin e, eşyada eşyalda sebepler meselesine gider. Gazali'nin savunduğu tezdir, söylemiş olduğu tezler vesaire. Evet, e, tabii başka birçok unsur da var. Kant'a bağlayan yön açısından da söylersek, e, Kant e, beni derin uykularımdan David Hume uyandırdı demiştir. E, Kopernik için de benzer şekilde söylenir bu söz. Gerçi aynı söz değil de farklı yerden ama ikisi de etkisinin kaynağıdır. Bir de şuradan bakmayı denedim, gezegenlerle Kopernik'e kılıçtan söylersek. Ya biz onun etrafında dönüyorsak, o bizim değil. Yani sentetik bilgiler ile analitik bilgiler. Bir tanesinde totoloji vardı, yeni bir şey katmıyordu. Bir büyük sözde var olanı ancak açıyordunuz, örnekleri çoğaltıyordunuz. Bu tadil, delil getirme. İkincisinde ise e, sentez ediyordunuz. Yeni bir şey ekliyordunuz. Tüme varımsal e, sentetik bilgilerin içinde e, a priori ve a posteriori olan bir ayrıma gitti. Çarşamba'nın dersine gönderme yapalım. Burada bir devitum bağlantısıyla karşımıza çıkar. Edim Smith artık sadece yükselen kapitalizmle konuşalım. Vaktimiz yeterli olmamış. Sağduyu kavramı, işte ahlak e, konusunda gelmekte olan sürece ters yeni bir bağlam açıyorsun. Luke, ahlakın da erdemin de doğuştan gelen bilgiler e, olmadığını. Tamamen edindiğimizi söylüyordum Dünyanın her yerine geçerli bir ahlaktan bahsedilemeyeceğini, insanın yetiştirilme koşulları içerisinde e, edindiği şeyler olduğunu, fıtratından geldiğini zannettiği çoğu şeyin ne zaman öğrendiğini hatırlamadığı için çocukluğundan e, aklı başında olacak eten geçen süreçte bunu doğuştan getirdiğini sanmaktadır diye konuşmaktaydı. E, buna Voltaire de katılmaz e, ve... Sağduyucular da, İskoç aydınlanmasına katılmaz, sağduyu kavramını kullanmışlardır. Ve sağduyu kavramı, stoğacılığın iyi ve ödevle ilgili yorumlarına dayanır, ahlakı doğaya uygun yaşamak diye tanımlayan stoğa öğretisi, bu filozof Beatle vicdan kavramıyla uzlaştırmaya çalıştı. İnsan doğasının gerektirdiği biçimde davranılırsa, vicdanını öngördüğü yaşama ilkesi gerçekleşir. BT'ye göre sağduyunun sağladığı gerekçelerle rasyonun ortaya koyduğu gerekçeler arasında önemli bir fark vardır. Yani gözünüze elimi uzatsam nasıl göz bir sevgi tabii ile refleks gösterir ve göz kapağını kapatırsam bu aklederek bana zarar verecek düşüncesinden kaynaklanmamaktaydı. Tabii bir refleks olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ahlakı da sağduyu da böyle açıklıyor bu felsefe. Toplumsal olaylar ve olgularda da böyle gözünüze batarcasına gelen şeyler geldiğinde içinizden bir tepki doğar diyor. Çok doğal bir tepki doğar diyor. E, sevgi tabidir. Bu herkeste vardır diyor. Sağ duyu olması, komu volt olması, ortak duyu olması. Ahlak da buradan neşet etmektedir diyor. Dolayısıyla doğuştan gelmişlik de ama daha çok fıtrilikten bahsediyorsunuz. Anında bir refleks tabiatında vardır bu tepkinin kendisi. Bir bilgi değil bir refleks olarak e, ahlakı vicdanı e, kurgulamaya çalışıyor. Böyle bir bağlam içinde konuşulabilir. E tabiatıyla e, çok çok özet bir anlatım yapmış oluyoruz. Biraz da Fransız aydınlanmacılarla gerçekten vakit az kaldığı değinerek tamamlayalım. e, ee, düşünce modern felsefe Descartes'la başlangıç yapmıştım. E, Voltaire'den biraz bahsettik, yine de bahsedeceğiz. La konuşulmalı, Rousseau biraz girmişti, Diderot ansiklopedilerden var, Holba konuşulabilir, bir büyük saları olduğunu, toplantılar yapıldığına falan bahsetmiştim. Fransız aydınlanması İngiliz kaynaklıdır. Voltaire ve Montesquieu her ikisi de İngiliz felsefesini Fransa'ya getirdiler. Voltaire ve Montesquieu fikirleriyle Fransa'ya İngiliz deizmini, İngiliz log felsefesini, tolerans düşüncesini aşıladılar. Voltaire'in İngiltere üzerine mektupları vardır. Fransa aydınlanma fikrini İngiltere'den ithal etti. İtalya'dan ithal olan her şeyde olduğu gibi ithal edilen aydınlanma fikirde de bir radikalleşme oldu. Fransa'nın kendine özgü ve politik sosyal şartları zaten radikalleşmeye eğilimli bir yapı içindeydi. İkisi de krallıkla yönetiliyor ama İngiltere ortalarından beri parlamentoya sahip ve saray devrimi gerçekleşmiş, Fransa ile ayrışan noktaları var. Victor Hugo'nun Sefiller eserinde bahsetmiş olduğu yaşantıyı yaşayan bir ülkedir Fransa. Yoksulluk içinde yaşayan alt tabakanın yanı sıra bir de büyük bir refah yaşayan üst tabaka vardır. Geçen derste şeyden bahsetmiştim. Sefiller yerine Balzac'ın kitaplarından. Monarşi ve dini otoritenin ciddi bir baskısının bulunduğu bir dönemde filozoflar radikalleşti. Politik ve materyalist kimlikli bütün filozoflar radikalleşti. Ve kökleleştiriler yaşandı. Bu ne İngiltere ne de Almanya'da oldu. Zaten İngiltere Almanya 20. yüzyılın başına kadar bir dünya savaşına kadar krallık devam etti. Parlamento bir şekilde var. Krallar seçimle geliyorlardı. E, Descartes'i hatırlatıcı kabilden özetledim. <laughs> Voltaire'i biraz konuşalım. Fransız aydınlanmasının en önemli simalarından. 1694 yılında Fransa'da doğdu, 78'de öldü. Babası bir noter, annesi aristokrat, Gizvid okulunda eğitime başlamış. Küçük yaştaki yetenekleri açığa çıkmış. Edebiyat alanında kendini yazı çiziye vererek denemiş. Kral 14. Louis'nin vekil ahirene yazmış olduğu bir yergi nedeniyle Bastille'de hapsedildi. Bu Bastille'de çok meşhur bir hapishanedir Fransa'nın. bizim mam gibi isim etmiştir. Voltaire onun takma adı olup asıl adı daha uzunca bir isim ama hiç kullanılmamıştır. Voltaire hapishanede 11 ay kaldı. Bu arada Henriade adlı eserini yazdı. Bu eseri okuyan bir bakan sayesinde Bastilden kurtuldu. Ancak Voltaire'in macera hayatı bununla sınırlı kalmadı diyerek hayatının genel bir akışını veriyorum. Düşüncelerine yer verebilmek için ondan sadece bir iki tanesine geçmem lazım. Voltaire özellikle İngiliz filozofu Luke'dan etkilendi ve onun görüşlerini Fransa'ya taşıdı. Descartes'in doğuştan ideeler öğretisini reddederek Luke'un görüşünü yani empirizmi benimsedi. Mikro-Mengatlı eserinde Descartes'in düşüncelerini alaya aldı. Voltaire'de bu alaycı dil çok e, meşhur. Sadece fikri cümlelerle kritikler yapmaz. Kendi düşüncesi olan güvenin çok e, aşırı oluşundan kaynaklanan bir şekilde bir de tenkitlerini alayla tamamlandırır. Descartes için yaptığı gibi Leibniz için de yapmıştı. Kandidatlı eserinde Leibniz'in bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğu görüşünü alaya aldı. Luke için üstadım nitelimesinde bulunsa dahi bu kritik o da yararlanarak Luke'un sadece uzlaşmaya dayalı kanunlar vardır. Zorunlu kanunlar yoktur. Ahlak da uzlaşmayla ortaya çıkmıştır düşüncesini kabul etmedi. Sağduyucularına benzemez ama bir başka şekilde o da evrensel bir ahlaktan bahsetti ama bu ahlakın artık kökeni tanrısal değildir. Laik bir akla ahlaktır. E Kant Alman aydınlanmasında ahlak onun da çok temel bir kavramıdır. O da layık ahlakın bir başka <laughs> inşa edicisidir, yontucusudur. E açısından Voltaire, Almanya açısından Kant'ı layık ahlakın temellerine yerleştiriyoruz. <laughs> Tabii ansiklopedi, felsefi ansiklopedi, felsefe sözcüğü diye bir sözcüğü var burada. Tanımlamış olduğu birçok tanım genel kabul görecek sonraki yıllarda. Voltaire'e göre özgürlük kanıtlanmasına ihtiyaç olmayacak derecede kesin bir iç duygudur. İç duygu, yani Commonwealth'lılara benzer şekilde bir doğuştan gelen, bir sevgi tabiden bahsediyorsunuz. Ee, bizde bir şeyi düşünmek veya düşünmemek gücü bulunur. Dolayısıyla sırf bu güç bile özgür olduğumuzun göstergesidir. Özgür olup olmadığını düşünmek, özgür olduğumuzun kanıtıdır ona göre. Yani bizzat reddetmek için düşündüğünüzde dahi bu düşüncenizle özgür, olduğum için bu sonuca vardım diyorsanız <laughs> değil mi? Neyi kabul? yani tersiniz de derseniz aslında kendiniz yalanlamış oluyorsunuz. Özgür olduğuma inanmama rağmen aslında özgür değilsem o zaman Tanrı'nın beni aldatmak için yaratmış olması gerekir. Bu ise onun sonsuz bilgeliğine yakışmaz. Kendi özgürlüğünden şüpheden hiç kimse yoktur. Yani Fransız aydınlanmasında deist kanattan daha çok ateizm ve dinle kiliseyle Başa başa dişe diş mücadele de kuvvetli bir akımdır. Voltaire e, aslında deist kalmıştır hep. Ama temelde dini tenkit ettiği için kilisenin ve diğer dinlerin tabiatın öfkesi üzere çekmiştir. Öfke olan yerde de İngilizlerden almış olduğu toleransa sığınmıştır kendisine müsamaha. Ama kendisi hiciv diliyle karşı tarafı e, çokça tahkir etmiştir. Bu tahkirinden Hazreti Peygamber de nasibini almıştır bildiğiniz gibi. Voltaire'e göre özgürlük yasalardan başka hiçbir şeye bağımlı olmamak demektir. Yani yasalar, o zaman yasalar adil olmalıdır bir kere. Ama yasaya bağlı, zorunlu. Yasalar yanlışsa yanlışını eleştireceksin. Ama Kant bunu işlemişti. Fakat o yasa değişmedi müddetçe yasaya da uymak zorundasın. Voltaire, Tanrı'nın eylemlerimizi önceden bilmesi sebebiyle aslında özgür olmadığımızı iddia edenlere karşı Tanrı'nın önceden bilen ve gören olması özgürlüğün önünde bir engel değildir der. Şimdi bu da enteresan. Mesela burada genelde Müslüman beyinlerin bile itirakta zorluk çektikleri ilahiyatçılarımızın bir kavramda Voltaire bunu aşmış. Yani Tanrı'nın önceden bilen ve gören olması özgürlüğün önünde bir engel değildir demiştir ki doğru bir cümledir. Çünkü Tanrı özgür varlıkla yaratabilir. Eğer Tanrı'nın önceden görürlüğü insan özgürlüğü için engelse aynısını Tanrı için de kabul etmeye zorlanırız diye yürütür tartışmayı. Doğa ve Tanrı anlayışını, siyaset anlayışını verdim. Epey bir mücadeleler var. La Fransız maddeciliğinin kurucusu olarak bilinir. Maddecilik ve kurucu. Ün kazanan bir hekim ve filozoftur. Hekimliği var. Hollanda asıllı olmasına rağmen Fransa'da çok etkili olmuş. Bizzat bu yüzyılın çocuğudur. Descartes'in Augustinus yönünü bir kenara bırakarak, yani oradan bir sağ Descartes'çılık çıkartılabiliyordu. Ama bir de materyalist Descartes'çılık. İşte Fransa'da Descartes'in materyalizm ayağının e, kurucu bu. E, hayvanı ve bitkiyi makine olarak sayan çizgide materyalist bir atılım daha yaptı. Böylece doğanın mekanistik bir makineymiş gibi tasarlanması ve yorumu modern dönem felsefesinde Descartes'le hakim olmaya başladı. Descartes'in aslında Lamatri yorumuyla. Felsefesindeki bu hamleye değişik Leibniz, Spinoza, Malebranche gibi düşünürler sorunu çözmek için cevap denemeleri yürütmüşlerdir. 36 yaşında yazmış olduğu ünlü bir eseri. 70 46'da Fransa'dan sürülmesi. 40'lı yıllarda yazmış olduğu bu eser adı zaten birçok şeyi izah etmektedir. İnsan da bir makine. Şimdi Luke'u şu noktada yarım bıraktı, devam etsin diyen iki isim okumuştuk. Benzer bir şekilde sol ayağını temsil eden Descartes'ler de Descartes'a diyorlar ki makine İnsan ruh taşımaktaydı, Tanrı da ruh taşımaktaydı ama insanın bedeni de dahil bütün geri kalan bölüm, hayvanlar, bitkiler hepsi makineydi. Yani ruh taşımıyorlardı. Kitabın adı ne? La Homme Machine. İnsan da bir makine. Yanılıyorsun diyor. Yani materyalizm bu bakımdan. İnsan da kaldırın. zaten Tanrı düşüncesi yok. O zaman tam determine bir evren. 48'de. insanın bütünüyle bir makine olduğunu dile getirdi. Materyalist düşünceleri, materyalistleri Baron Holbach'ın atayist sistemini işaretledim. Ondan da bahsedeceğim aşağıda. Materyalist felsefesinde maddeden bağımsız bir ruhu düşünmenin saçma bir şeyin olduğunu öne sürdü. Yani ruhun kendisini inkar etti. Gerçekten var olan yalnızca maddeydi. Öğretisini kesin bir neden sonuç ilişkisilerine oturttu. Belirledimcilik ve zorunluluk insanın kendi mekanik yasalarına indirgenmişti. İnsan da bir makina Türkçe çevirilerde bulunmakta. 51'de e, ölüyor. Rus olan konuşmuşluğumuz var. Diderot Ansiklopedi'nin e, baş ismidir, editörüdür. Birçok insan çalışmıştır. Ve Fransız laisizminin, e, aydınlanmacılığın e, rahmidir e, Diderot'un Ansiklopedisi. Diderot'un materyalizme katkılarını, tartışmalarını, ee, okuyabiliriz. Tanrı reddetme gerekçelerini vesaire. Son olarak Holbach'la tamamlayalım. Fransız devriminin gerçekleştiği yıl 89'da vefat ediyor. 23 doğumlu, küçük yaş Paris'e <laughs> geldi. Ömrünün büyük kısmını şehirde geçirdi. Çok sayıda Almanca kimya, doğa bilimi çalışmaları, <laughs> Collins ve Tolan gibi İngiliz serbest düşünürlerinden kitabı Fransızca çevirirken onu görüyoruz. E, jeoloji, madencilik, mineraloji konularında başta olmak üzere diye 400 kadar madde yazmış Holbach. Hasımlarının Holbach takımı adını verdikleri bir dost grubuyla birlikte felsefe tartışmalarına girişti. E, soyluluk ünvanı verilmiş amcasından miras kalan servetini bu amaçla harcadı. Dostlar arasında didorat var, filozoflara yardım etti. Dönemin en yeni fikirlerinin konuşulup tartışıldığı salon, Fransa'nın bu dönemdeki entelektüel hareketlerini anlamak isteyenlerin başvuru kaynağı oldu. Almanca'dan birçok bilimsel edebi tercüme yaptığı makaleler yazından bahsetmiştik. Din eleştirisi, Tanrının ruhun ve doğuştan gelen fikirlerin varlığını reddetti. Dini, özellikle Hristiyanlığı üç bakımdan eleştirdi. Din yani Hristiyanlığı kastediyor. Akla karşıdır. İnsanlığın mutluluğa ulaşmasını engeller. Siyasal zorbarlığa elverişli bir zemin hazırlar. Dinleri bilgisizlik ve korku doğurmuştur. Eğitim, alışkanlık, zorbalık geliştirmiştir. Baştaki büyükler ve zenginler de onu çıkarları doğrusunda bularak korumuşlardır diye din kilise karşıtı safta bir mücadele adamıdır. Doğada neden ve sonuç arasındaki zorunluluğu kabul eden Holbach, yani homcu değil, ahlakta da aynı ilkenin geçerliliğini savundu. Zorunluluk bu yönüyle doğada olduğu gibi insanın kurduğu ahlaki ve siyasal sistemde de vardır. Doğa sisteminde şöyle yazar. Bazı toplumları kışkırtan ve çoğu defa bir imparatorla yıkan korkunç sarsıntılarda devrime yardım eden ya da devrimin kurban olan tek bir eylem, tek bir söz, tek bir düşünce, tek bir irade, tek bir tutku yoktur ki zorunlu olmasın kaçınılmaz olarak böyle olması gerektiğinden böyle olmuştur. Zorunlu olduğu şekilde hareket etmesin ve bu ahlaki çevrimler içinde faktörlerin tuttukları yere göre işlenmiş olmasın. Bu gerçek, bu devrime katılmış olan ruh ve bedenlerin yaptığı etki ve tepkileri yakalama, bunların değerini belirtmek durumunda bulunan zihin için apaçık görülecektir der. Bu büyük sözlerin sahibi Fransa'nın böyle bir devrim yaşamış olduğu yıllarda da dünyasını terk etmiş oluyor. Onun ahlakı mutluluk ahlakıdır. Ahlakın son ölçüsü pratik yarardır. Pragmatik ahlak. Bir eylemin değeri toplumun amaçlarının ve eserinin geliştirilmesi ya da bunlara engel olmasına göre biçimlendirilebilir. Her şey insanları cani ve rezil bir duruma getirmek için kışkırtan, yeryüzü üzerinde gittikçe artan cinayetleri görüyoruz. İnsanlar dinleri, hükümetleri, eğitimleriyle ve gözleri önündeki örneklerle direnilmez bir şekilde kötülükle sürükleniyorlar. Böyle bir toplumda boşuna ahlak vaaz edilir. Cinayetlerin devamlı olarak kutlandığı, mükafatlandırıldığı, saygı gördüğü bir toplumda, düzensizlikleri ceza görmeden başaracak kadar büyük haklara sahip olmayanların cezalandırılıkları bir toplumda Erdem mutluluğun acıklı bir kurba, acıklı bir kurbanından başka bir şey olamaz demiş. Bugün 1700'lü yılları yani genel olarak felsefe tarihinde aydınlanma yüzyılı olarak anılan yüzyılı konuştuk. Buradaki İngiliz ve Fransız ağırlıklı isimleri seçtik. Başlığımız 1700'ler felsefesi ama aydınlanma dışında kalan akımlardan bahsetmedik. Genel jenerik isimlerini ancak duyurabildim. Toplu olarak da listede yer alan yüzün üzerinde biyografi gözükmekteydim. İngilizleri ve Fransızları iki ayrı dosya şeklinde takdim ettim. Alman aydınlanması bir dersimiz olacak. Bu aydınlanmadan bir isim Kant, biyografi dersimiz olarak özel bir ders olacak. Bir de bütün halklar için örnekleme imkanımız yok. Birini seçtim, Almanlarım. Tıpkı Müslüman düşünce tarihinde Türkleri seçmiştik genel akımlar dışında. Bir de başından sonuna kadar o dil üzerindeki düşünce tarihini takip etmiştik. Dil ve düşünce ve e, ırk arasında ilişkiyi görmek amaçlı olarak. Bunu da genel düşünce tarihinin Medine sonrasında Almanya için yaptım. Onu da dört e, seminerde konu ediniyorum. Böylelikle iki de buradan altı konuda Almanya'ya döneceğiz. E, burada Almanlar bitmiş olarak. Peki gecemiz hayırlı olsun.